Merhaba arkadaşlar, C#'ta bu dersimizde XML dosyası nasıl oluşturulur? Bundan bahsedeceğiz. Evet, şimdi önce kısaca XML nedir? Ondan bahsedelim. Türkçe açılım olarak genişletilebilir işaretleme dili anlamına gelir. İngilizce'de şu extensive kelimelerinin şuradaki X, M ve L'nin kısaltılmış halidir. Genelde arkadaşlar veri tabanı işlemlerinde bize kolaylık sağladığı için tercih edilebilir. Ya da farklı yazılım dilleri arasında bilgi alışverişi amacıyla da kullanılabilir. XML dediğimiz arkadaşlar bir çeşit not defteri, yani geliştirilmiş bir not defteri de denebilir aynı şekilde. Şimdi aşağıda bizim oluşturduğumuz bir XML dosya örneği var. Şu soru işaretiyle başlayan en yukarıdaki XML versiyon, bu formatı, başlığı, yani dosyanın başlığı, personeller dediğimiz şurada, aşağıda bir tane daha var, onu da gösterelim. Personeller ve personeller, bu rot dediğimiz, yani şu aslında rot ve element dediğimiz gövde, yani başlık ve gövdeden oluşuyor. Tıpkı şeydeki gibi, HTML'deki gibi. Personeller dediğimiz bütün, şu personel dediğimiz parça. Yani şu personellerin her biri bir kayıt tutuyor. Şurada iki tane kaydımız olduğu için iki tane personel elementi içerisine yazılmış. Yani parçadan, şu personel dediğimiz parça, personeller dediğimizde bütün şeklinde ne yapılabilir? Algılanabilir. Evet, bu şekilde açıklamayı yaptıktan sonra şimdi konuyla ilgili örneğimizi de gösterelim. Ardından arkadaşlar bu videodan sonra XML dosyalarında kayıt ekleme, XML dosyalarının okunuşu nasıl olur? Yani nasıl okunur? Bu mesela bir data grid'de örneğin gösterimi nasıl olur? Onu anlatacağız. Böyle küçük videolar halinde silme, güncelleme işlemlerinde daha sonraki videolarda anlatmış olacağız inşallah. Şimdi önce şöyle form'un load olayında yapalım bu işlemi. Evet, şimdi XML text writer kontrol nokta diyerek aşağıda, en aşağıda using system XML kütüphanesi var. Bu şekilde eklemiş olduk. Dosya diye bir nesne türetiyorum. XML text writer sınıfından. Aynı şekilde. New. Yine aynı şekilde XML text writer. Evet, bunu yazdıktan sonra şimdi dosyanın yolunu belirteceğiz. Dosya arkadaşlar direkt şurada açalım hemen. Bin ve debug klasörün içerisinde oluşsun. Tabi farklı yerde de oluşturulabilir. Örneğin D sürücüsünün içerisinde de oluşturulabilir. Şuraya oluşturalım, bir gösterelim dosyanın olmadığını. Bin debug, bu şekilde gördüğünüz gibi şu anda bir dosya yok. Evet, şimdi bu devam ediyorum. Şöyle başına et getirelim ki bir dosya yolu olduğu belli olsun. Adı personel XML olsun. Ardından encoding nokta UTF-8. Evet, bu şekilde şu anda dosyamız çalıştırdığımız zaman oluşmuş olacak.
Devam ediyorum. Diyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir route oluşturmamız lazım. Dosya. Tabi öncesinde formatting eşittir formatting nokta indented, sonra dosya nokta. Evet, write start document, yani yazmaya hazır hale getiriyoruz bu şekilde. Ardından yine start element diyerek bir route oluşturacağız. Personeller. Ardından yine bu sefer de element'imizi oluşturacağız. Yine aynı write start element diyerek bir string şeklinde personel yazıyoruz. Ardından şunu yapacağız. Dosya nokta write and element. Şimdi şu anda personelleri kapattık. Şimdi de personeli kapatacağız. Ve en son dosyayı kapatacağız. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar şu personeller ve personel oluşması lazım. Bir çalıştıralım. Aynı zamanda personel XML dosyamız da oluşmuş olacak. Form load olayında. Yani form çalıştığı zaman, yüklendiği zaman bu şekilde oluşmuş olacak. Evet, şimdi kapatıyorum şurayı. Bir bakalım. Debug personel geldi. WordPad'de açalım. Evet arkadaşlar, şuradaki personeller route'un içerisinde personeller elementi oluşmuş. Tabi buraya kayıt yazmak için, burada kayıt tutmak için ne yapacağız? Şimdi ona bakalım. Bu işlemden sonra dosya nokta write element string dedikten sonra şu şekilde. Evet, önce bir string ifade geliyor, ardından yine aynı şekilde ne yazılmasını, karşısında ne olmasını istiyorsa, yani burada mesela id kolonunu oluşturdum, yani veri tabanı mantığıyla gidersek id kolonun içerisine kayıt olarak 1 yazmış oldum. Dosya nokta yine aynı şekilde element string. Kolonumuzun adı, benzetme açısından ad soyad ve Murat Akar. Yine aynı şekilde dosya nokta. Şu an 3 tanesi için yapalım. Sonra ben bunu düzenleyeceğim. 5 tane için. Yani ID, ad soyad ve telefon için yapacağım. Adres ve e-maili daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi telefon. Varsayalım ki tabi böyle bir şey. 1-1-1 şeklinde. Evet. Şimdi yazdığımız zaman daha önceki kayıt silinmiş olacak. Yerine şu anda hem dosyanın içeriği hem de
Kayıtlar bu şekilde oluşmuş olacak. Yani az önceki dosya formatı değişecek. Tabii dediğim gibi ekleme işlemlerinde falan sürekli dosya oluşturmaya gerek yok. Dosyayı bir kere oluşturduktan sonra şunlara da zaten gerek kalmayacak. Sonradan zaten ilk başta gösterdik. Neyse bunu bir çalıştıralım. Kaydımızın oluştuğunu en azından görmüş olalım. Ardından diğer işlemlere geçeceğiz. Küçük bir işlem kalıyoruz zaten. Evet, bu videodan sonra arkadaşlar veri ekleme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğiz XML'de. Evet, şu anda işlemler oluşmuş olmalı. Tekrar geliyorum. Personeller dosyamı, personel dosyamızı açıyorum. Notepad veya Notepad'de açılabilir. Evet, bakıyorum şöyle arkadaşlar, personeller ve personel elementinin içerisine ID'si 1 olan, ad soyadı Murat Akay olan ve telefonu 111 olan kişinin kaydı bu şekilde görünüyor. Tabi dediğim gibi bu her seferinde oluşacağı için şuraya biz ne yazarsak, ID değiştirirsek değişecek olan ID gelecek. Yani bir önceki kaydı ne yapacak? Silmiş olacak. Bunun için ne yapabiliriz? Kayıt ekleme işlemleri veya güncelleme işlemleri için bir sefer yazıp dosyayı oluşturduktan sonra ne yapabiliriz? Komutları silmemiz gerekir daha doğrusu. O şekilde diyelim. Şimdi biz o zaman şunu yapalım. Kaydı da biz sonradan tutabiliriz. Bu kayıtları da bu şekilde değil de biz ekle dediğimiz zaman oluşsun bize. Yani dolayısıyla şu personeller rotu bu şekilde kalsın. Diğerleri silinsin. Şöyle. Şöyle yorum satırı haline getirelim. Tabi bununla da dediğim gibi bununla da işlem bitmiyor. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar bir daha çağırmamamız lazım. Yani çağırdığım zaman zaten kayıtları baştan itibaren hepsini sileceği için sadece bir kere oluşturup bırakacağız. Yani oluşturduktan sonra şurayı ya yorum satırı haline getireceğiz ya da sileceğiz. Onu da gösterelim hemen şimdi. Evet, XAML arkadaşlar burası biraz bizi yordu öyle diyebilirim ama diğer ekleme işlemleri falan çok kolay. Veya silme işlemi. Yani umarım anlaşılıyordur. Bu arada tabi C# form dersleri bitmek üzere. Yani son videolarımızı bu şekilde çekiyoruz. Şimdi WordPad'i gösterelim. Şöyle bir çalıştıralım bir daha. Evet, şu anda formun load olayı gerçekleşti. Şimdi bir bakalım personel XAML dosyamıza. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Yani dediğim gibi sadece şunu olması bize nedir? Yeterlidir. Bundan sonraki işlem şudur. Artık biz böyle bir şeyi görmüyoruz arkadaşlar. Şu anda her şey oluştuğu için bu komutların bize bir gereği kalmadı. Yani oluşturduktan sonra, formatını oluşturduktan sonra ne yapıyoruz? Siliyoruz arkadaşlar. Evet, XAML dosyasının oluşumu bu şekilde. Bir sonraki videomuzda XAML dosyasına veri ekleme işlemi nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.